olmanız hiçbir şey değiştirmez diyorum. Sen kısmetse olur evindesin ve burası bir evlilik programı. Burası işte giyim programı falan değil, anladın mı? Eğer bir evlilik programındaysan dışarıdaki bir kızla görüşemezsin. Dışarıdaki bir kızla konuşamazsın. Anladın mı? Ve sen dışarıdaki bir kızla konuşmayı bırak, evinden gidip ayı alıyorsun. Ve bunu sevgiline getiriyorsun. Bu bir hata. Hani ayrı, bir dakika bir dakika. Hani ayrıydınız? Ayrı olsanız sen ayıyı alıp herhalde Tuğçe'ye getirmezsin. Demek ki ayrı değilken bunu yaptın. Ve senin yaptığın çok ayıp. Bak ben Tuğçe'yi seviyorum demiyorum. Tuğçe'yi sevmiyorum, açık konuşacağım. Ama senin yaptığın büyük bir ayıp, büyük bir ihanet. He, evet, burada ben kimseyi suçlamıyorum. İşte Onur biliyormuş da söylemiyormuş, o biliyormuş. Beni hiç kimse ilgilendirmez. Beni şu anda ilgilendiren tek insan sensin. Bunu Kemal de yapsa aynı tepkiyi veririm. Bak Adnan'la Tankut yapsa bile aynı tepkiyi veririm. Tamam mı? Çünkü senin hak ettiğin bu. Hak ettiğin bu senin. Kusura bakma. Bak seni seviyorum aslında. Ama senin hak ettiğin bu. Senin yaptığın çok yanlış ve çok ayıp. Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Benim böyle bir şeyim çıksa. Eyvallah abi ben gidiyorum derdim. Ama sen bunu bile yapacak cesarete sahip değilsin. Aynen. He sana ayını getireyim bu arada. Bu ikili ilişkilerle alakalı bugüne kadar hep Tuğçe'ye suçlanıyordu. Aldatıldı, aldatılmadı, onu aradı, bunu aradı diye. Akın bunun bin beterini yapmış. Hepimiz şok olduk zaten. Ben zaten ne diyeceğimi bilemedim. Akın'ın yaptığını asla tasvip etmiyorum. Ve gerçekten Tuğçe için çok fazlasıyla üzgünüm. Ha? Kızla ne zaman tanıştın? Değil mi? Ha. Var mı ya? Çok önceden denk geldiğim bir arkadaşım ve ortak arkadaşlarımız vereyim var mi? Ya. Tabii. Öyle düşün. Bir şey yok yani. Oh. Akın kızla çok önceden tanışmış olabilirsin. Oh. Ama Tuğçe ile beraber gel çizmiş oluyor ya. Ah kıza geri götür. O tuttur yanına, sev hatta. O ayıyı alırken yaptığın şeyleri düşün. Konuşmalarınızı düşün. Aşkınızı düşün. Bu ayıyı harbiden arkadaşım olduğu için ve beni zor durumdan kurtarmak için verdiğini... Kardeşim, sana ben bir şey söyleyeyim ya. Mi? Sen arkadaşım diyorsun da kız bana telefonunda ümit verdiğini söylüyor. Ve Tuğçe ile ilişkin derken ben mutlu olmadığını söylüyor. Bak bunu söylüyorum zaten. Biz bu durumdayken... Ayrıyken böyle bir şey oluştu ve bana sormuştu. Dedi ki, bak dinle. Ayrıyken diyorsun ama ya dedi, Akın ya. Ay ne yüzle konuşuyor. Ben kardeşim, ayrıyken sen sevgililer gibi sen kronolojik sırayı yapamıyorsun canım. Kronolojik sırayı yap. Sen zeki bir adam. Diyorsun ki ayrıyken diyorsun bana duyguların oluşmaya başladığını söyle diyorsun. İlla ki konuşturmamaya çalışacaksın ki o arada düşüneceksin. Hayır ben anlatmaya çalışıyorum. Bir dakika diyorsun ki bana diyorsun duyguların olduğunu söylemeye başladı diyorsun ayrıyken. Sen barışınca da ayıya götürüyorsun. Demek ki... O kızla hala görüşmeye devam ediyorsun ya Akın. Bak, ben aptal bunu değilim. Bundan sonra biz o bak. Bana duygularını açıkladıktan sonra evet bir süre böyle bir çelişki oldu. Hı. Ama sonra ben dedim ki benim için yanlış bir şey ve senin için de yanlış bir şey olur ve ben sana bunu yapmak istemem dedim. Ben o evin içindeyken sana böyle bir şeyin karşılığını vermeyeceğim. Bak, o evin benim artık ama. benim artık psikolojim bunları kaldırmıyor dedim. O yüzden kusuruma bakma dedim. Bunun önünü kestim. Yemin ediyorum kestim. Kardeşim, sen bu ayı ne zaman getirdin? Bir saniye. Sen bu ayı aldığında Tuğçe ile görüşmediğini söylüyorsun ama sen bu ayı aldığında 14 Şubat'ta Sevgililer Günü hediyesi diye veriyorsun. Hayır 14 Şubat değil bu. Tuğçe gel kalbi temiz kızım benim. Ahım bedduan tuttu gel. Bakın Allah'ın normal arkadaş ilahi adaleti. Ya. Bu kızla ilişki içerisinde Allah'ın ilahi adaleti. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.